Hadise canlı yayında ağladı. Ali abicim, gördün mü o anları, o sesin? Canlı yayında da değil yani, yayında diyelim. Banttan yayınlanıyor çünkü. Bant yayını o. Evet, bant yayında ağladı. Ailesiyle ilgili, aslında orada bir yarışmacı işte abisi ya da ailesiyle gelmişken bahsederken kendisinden Hadise de dedi ki, biliyor musunuz benim de abim var, bebeği olacak. Şu an doğuma girdiler, onun heyecanını yaşıyorum. Halı oluyorum, çok duygusalım. Orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir, ben de mutlu olurum. 15 dakika önce doğuma girdiler diyor. Acun da hemen diyor ki, eğer sen çekimi iptal edin diyorsan ben vallahi ederim. Bizim için senin mutluluğun o günkü çekimden çok daha önemli diyor. Sonrasında da ailesiyle ilgili bazı itirafları geliyor Hadise'nin. Bu bebek aileye çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Her ailede olduğu gibi ben de göz önünde olduğum için yazılıyor, konuşuluyor. Bizim de ailece zor bir sürecimiz oldu. Böyle bir süreçten geçtik diye bir açıklaması oluyor. Şimdi Hadise bir röportajda ağlatmış biri olarak nedenli duygusal olduğunu, eşeğinin düşük olduğunu biliyorum. Böyle bir durumda ağlamasını da çok doğal görüyorum. Çünkü duygusal bir insan. Yani öyle gizli planları olan, gizli gündemi olan biri değil. İçi dışı bir şarkıcı. Onun için yani o açıklamanın arkasında yaşadıkları, ailece yaşadıkları ayrışmanın, kavgaların, bu bebeğin o ailedeki huzursuzluğun dönüm noktası olarak görmesi zaten yaşananları da, o gözyaşlarını da sebebini anlatıyor bence. Tabii düşünsene, doğum olduğunda herkes bebeğin yanında olacak. Belki evet, de hiç uzun zamandır görüşmediği bilmiyoruz ama kardeşiyle bir araya gelmiş olacak. Yani evet, gerçekten yani birleştirici bir şey doğum. Bak Demet Akalın bile, ki araları açılmıştı, hemen Halı Oluyor haberiyle o da buzları eritti. Bir paylaşım yaptı. Dedi ki Demet Akalın, dur hemen bulacağım. Hadise'nin bu açıklamaları, daha doğrusu bu televizyon programı yayınlandıktan sonra, daha önce biliyorsunuz benim 10 milyon takipçim var ama senin kocan yok falan, böyle bir polemik olmuştu aralarında. Ha, ekrandan okuyayım. Ah bana kızıyorsun arkadaşım, bak hala olmak seni mahvetti. Düşün anne olduğunda neler olacak. İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle. Çiçekler, böcekler, kelebekler. Ya bu bir şey vardı, bunu başta Türkçe'ye çeviriyordu bir Koreli. Koreli. Koreli bunu acaba Türkçe'ye nasıl çevirmiştir? Koreli. Yani hakikaten Türkçe konusunda yani herhalde ezbere mi yazıyor iki parmakla birlikte şık 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 şık. Kızıyorsun. Kızıyorsun. Arkadaşım, Türkçe yazılır. Arkadaşım bak hala yani mahvetti. Hala olmak. Mahvetti. Neyse. Duygularını anlattı. Bu zaten ben hep söylüyorum. Demet Akalın da böyle biri. Gelgitleri olan, kafasına göre yaşayan, kafasına göre açıklamalar yapan, kimseyi takmayan, patogüde giren biri. Yani bu saatten sonra Demet Akalın'ın değişecek hali yok. Demedi. Olduğu gibi ya kabul edeceksin ya nefret edeceksin. Ben olduğu gibi kabul edenlerdenim. Hiçbir zaman nefretim, kinim olmaz. Yani bir listem var. Ne listesi? Tarkan kitabı çıktığında dostluğunu gösterenler diye bir listem var orada. Ben hiç konuşmadım, etmedim. İkinci sayfaya Tarkan kitabı ile birlikte çıkarak bana bir jest yaptı. Hayatım boyunca unutmam onu. Dostluğunu yani, gösterenler listesinde evet, bir numara Demet Akalın. Evet, ne yaparsa yapsın bana. Yani o krediyi sıfırlamam yani. Helal olsun. Yani benim de hayatta bazı ölçülerim var. O ölçülerden biri o. Yani Demet Akalın'ı eleştirmiyorum, eleştiriyorum. Takdir de ediyorum. Ama sonuç itibariyle hatta Beyaz TV'deki programdan sonra aramızda bir gerilim oldu. Galiba beni takipten çıktı. Hiç umursamadım. Konuştunuz abi, magazin notene de gelecekti. Sanki öyle yani, hatırlıyorum değil mi? Yine konuştuk. Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Demet Akalın'ın bendeki kredisinin ne olduğunu,
Sonsuz bir kredi var ya işte 3,5 milyon kredi almış. Yani bayağı bir para. Bendeki kredisi de öyle yüksek. Vay. Çünkü yıllar içinde deneyimleyerek kimi seni samimi olduğu, kimi sahtekar olduğunu görüyorsun. Peki abi bu liste var ya dostunu gösterenler listesi. Evet. Dost sandıklarım ya da kara listen var mı onu merak ettim. Yani ama bu benden bir talep gelmeden oldu. Tamam mı? Daha da kıymetli. Tabii. Evet. Serenay Sarıkaya paylaştı. Benden ona bir talep gitmedi. Tabii Instagram'da gördüm. Evet Instagram'da gördüm. Benden bir talep gidip de yapmasa o zaman bozulurum. Böyle bir talepte de bulunmadım kimseyle. Hmm, yani o riski göze almamak için. Anladım. Yani şey tamam, ilişkim yaptım. Var benim haber kaynaklarımla bir yumruk mesafesindeyim. Haber kaynaklarımdan sadece çayını içerim, kahvesini içerim. Genelde kahve de içmiyorum, çay içiyorum. Yemek yemem. Yersin de cebimden öderim. Çünkü yarın öbür gün ben ona yedirdim, içirdim diye söylenebiliyorlar. En büyükleri bile. Aynen öyle.